Yok, emin kaçtı. Çok kıymetli misafirlerimiz, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, basınımızın, kent konseyimizin güzide mensupları, Silivri Kent Konseyi ve Silivri Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bir projeyle daha huzurlarınızdayız. Bugün bizler için çok heyecan verici. Çünkü aslında şöyle bir baktığımda Silivri tarihiyle yakından ilgilenen değerli büyüklerimi de görüyorum. Mustafa abimizle birlikte, Engin abim, Lütfü abi, daha birçok Aydın abi burada, Ali abi burada. Hepimizi ilgilendiren bir proje. 2019 yılında Sayın Merve Çiçek Hanımefendi tarafından yüksek lisans tezi olarak kaleme alınmış. Birazdan söyleşimizde de uzun uzun bahsedeceğiz zaten. Her yönüyle Silivri Kalesi ve Nekropol'ü kitap lansmanına hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Evet. Hazır alkış almışken alkışları bölmeyelim ve yine aynı alkışlarla huzurlarınıza Merve Çiçek Hanımefendi'yi davet edelim. Merve Hanım, hoş geldiniz tekrar. Şöyle alabiliriz sizi. Her yönüyle Silivri Kalesi ve Metropolü. Bunun üzerine çok konuşacağız birazdan ama dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Evet, Merve Çiçek ben. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi arkeoloji mezunuyum. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Lisansım bittikten sonra. Şimdi de İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Doktoram devam ediyor. Bu sefer doktora konum Silivri değil, evet. Perge 3. ve 4. yüzyıllar üzerine çalışıyorum. Ama Silivri'ye olan bağı devam edecek. Bununla ilgili araştırmalar yapmayı da düşünüyorum. Yani evet. Üzerine kalmak istiyorum. Evet, çok güzel. Silivri Kalesi ve Nekropol'ün bu kitabın ortaya çıkış süreci çok önemli. Onu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Ben ara ara böyle YÖK'ün işte tez sayfalarını ziyaret ederim. Silivri Pir Mehmet Paşa, işte Silivri ile ilgili konuları araştırmak üzere. Merve Hanım'ın da 2019 yılında yazdığı bu teziyle karşılaştım. Çok heyecanlandım çünkü Silivri tarihi üzerine daha evvel çalışmış Sema Beyce, Feridun Dilintekin, Tayfun Akkaya gibi isimlerin yanı sıra Bulgaristan arşivlerinden de araştırmalar yaptığını gördüm. Basın süreci öncesinde Yılmaz abiye götürdüm muhalefet etmesin sonra başımıza bir şey gelmesin diye düşünerek. Onun dahi hiç görmediği fotoğrafların içerisinde olduğu bir şey. Bu tezin ortaya çıkış sürecinden bahsedelim mi biraz? Evet, önemlilikle bahsetmek isterim. Tez danışmanım Sayın Turgut Saner 2011 yılında bir araştırma yapıyor İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile birlikte. Bir envanter taraması, bir kitap basıyorlar. İstanbul'da arkeoloji 1970-2010 yılları arasındaki kazıları kapsayan o dönemdeki kazılar sonucu ortaya çıkan envanter dosyalarının içerdiği bir içerik sunuyorlar. O kitapta da Silivri'ye ait 27 adet envanter dosyası dikkat çekiyor. İstanbul'da en yoğun envanter dosyası olan yerlerden biri Silivri olarak gözüküyor ve Silivri ile ilgili de baktığımızda gerçekten çalışan ve son zamanlarda bunun üzerine araştırma yapan olmadığını görünce hocam da bana soruyor, sen diyor yapmak ister misin bunu? Ben de memnuniyetle yaparım diyorum ve başlıyoruz çalışmaya. Ve bu 27 dosyadan ikisi mimari unsur içeriyor. Diğer 25'i de mezar buluntularını içeren küçük buluntuları, mezarları içeriyor. Biz de bunu şu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Mimarlık Fakültesi'nde de tez yazdığım için hem mimari çalışayım hem de nekropol alanının da aslında kentle ilişkisini ortaya koymak anlamında kentin yayılımı ve kentin kapasitesini anlamak için bir araştırma sunayım. Aslında bu zamana kadar Silivri ile ilgili yapılmış yayınları da inceleyerek, elde var olan tüm verileri değerlendirerek, üstüne de bir şeyler katarak, bu envanter dosyalarından da faydalanarak Silivri'nin tarihiyle ilgili daha ayrıntılı, daha detaylı bir kaynak sağlamak istedik. Bu süreçte de Bulgaristan Devlet Arşivlerini aradım. Osmanlı Arşivlerini taradım. Onun dışında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde de birkaç tane Silivri ile ilgili fotoğrafın olduğunu görmüştüm.
Bulgar arşivlerindeki Karpostal, Bogdan Filov'un Bulgar işgali sırasında çektiği 1912 tarihli o fotoğraflar kaleyi anlamak için çok önemli görsel kaynak niteliğinde. Bunun dışında iki tane de gravür, biri burada 1836 yılına tarihlenen bir gravür. Bu da kalenin aslında ihtişamını anlamak için o dönemde yapılmış harika bir kaynak aslında. Buradan da kentin batısındaki kapıyı görüyoruz. Bu da az ufak ufak detayları birleştirince kalenin bütünüyle ilgili çok fazla şey öğreniyoruz aslında. Bugün gidip baktığınızda kaleyle ilgili belki çok az parça görürsünüz ama onları biraz araştırınca, hepsini, bütün bu detayları bir araya getirince de kenti daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Yine kitapta sonunda aslında Arkeoloji Müzesi'nin envanteri de var. Evet, onu da paylaştım. Onları görme ya da inceleme şansınız olduğunu söylüyorsunuz. Maalesef olmadı. Onları aslında katmayı çok istedim. Evet. Detaylı bir şekilde de aslında yer vermek istedim. Nekropol alanı kısmında da mezar ve mezar buluntularından bahsettim. Müzeyle iletişime geçtiğimde de ulaşamadıklarını söylediler. Tuğçe Hanım'la sanırım. Tuğçe Hanım'la iletişime geçmiştim. Çok uzak bir yerde olduklarını, erişemeyeceklerini söylediler. Yüksek lisans tezi olduğu için sanırım çok fazla da mesai harcamak istemediklerinden bilmiyorum. Ben onlara ulaşamadım. Aslında çok istedim. Birkaç kere hatta bir hafta boyunca falan gidip geldim. Bakarız, ben de bakabilirim, yardım edebilirim. Benim çünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde de yaklaşık 4 yıl kadar bir staj geçmişim var. Aslında biraz da bunu yapma isteme sebebim de buydu. Müzeyle iletişimimin iyi olduğunu düşünüyorduk. Envanter dosyalarını da belki değerlendirebiliriz böyle diye düşünmüştük. Asuman Hanım vardı. Evet. Çok severim, saygılarımı sunarım. Ama maalesef erişemedik eserlere. Bilmiyorum, belki bir müze oluşturulursa sizinle de konuşmuştuk. Evet. Resmi yazışmalar gerçekleşirse belki ortaya çıkabilir o eserler. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi hakikaten Silivri'den kaç tane, 150 tane kazı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gözde şişelerinden, işte evet, mezar taşlarına. Birçok şey uzun yıllar evvel 60'larda, 70'lerde, 80'lerde evet, yapılan kazılarda buradan alıp İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüş. Ben de daha evvel yaptığım çalışmalarda aynı girişimlerde bulundum. İşte depolardan inceleme, işte gerekirse ben kendim gireyim çıkayım falan diye, ama ulaşılamaz yerlerde olduğu söyleniyor. Hani nereye artık? Mardin'i mi kaldırdılar yani İstanbul Arkeoloji? Nasıl ulaşamıyorlar? Onu da anlamak pek mümkün değil ama herhalde resmi yazışmalarla bu işi aşmak mümkün olacak. Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ın da bir kent müzesi girişimi zaten, projesi zaten hali hazırda var. İnşallah onlara ulaşmak o müzenin oluşumundan sonra mümkün olacaktır. Bir içindeki korku da acaba kırdılar, döktüler falan, kayıp mı oldu diye de endişe etmiyor değilim. Oluyor yani böyle şeyler. Sema Beyici Hocam'la röportaj yapmıştık ilk belgeselciliğe merak sardığım zamanlarda. Selami Dinmenci, hatırlarsın belki Lütfü abi. Kaledeki şeyleri Fatih Camii'nin bahçesini temizlik işçilerine taşıttırmış. Kime taşıttıracak yani adam o günün şartlarında. Ama Semavi Hoca tabii bunu çok uygun bulmuyor. Ve taşırlarken ne yazık ki bir iki mezar taşı da düşmüş yani adamların elinden. Kırılmış filan, öyle bir husumet de vardı Semavi Hoca ile. Önceki dönem belediye başkanlığımız arasında. Ama Silivri hakikaten köklü bir tarihe sahip, medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Ve bu kitabın ortaya çıkış sürecinde de az önce kısaca bahsettim. YÖK'ün arşivinde araştırırken Merve Hanım'ın teziyle karşılaştık. İnceledikten sonra da bunu gençlerimize, gelecek kuşaklara aktarmanın bizlerin sorumluluğu olduğu duygusuyla kendisine ulaşmaya çalıştım. İşte telefon numarasını işte Gökşen'den bulurum zannediyorum. Gökşen arıyor, ondaki numara değişmiş. Ondan sonra en son İhsan Tevfik Hocam'dan, işte Osmanlı arşivlerinde çalıştığını bildiğimden, İhsan Hocam'ın da kardeşi biliyorsunuz ki arşivlerde, dedim abi böyle böyle bir durum var yani, sen de halledemezsen biz Merve Hanım'a ulaşamıyoruz. O da bana bir mail adresi gönderdi ki tezin sonunda aslında yazıyormuş onu değil ama oraya bakmayı ihmal etmişiz.
mail aracılığıyla ulaştık kendisine ve işte kendi konserinin çok geniş bir bütçeye sahip olmamakla beraber bunu basımın en azından karşılayıp karşılatabileceğimizi dile getirdiğimde o da memnuniyetle kabul etti. Sizlerin üzerinde ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ve kapağın tasarımından da anlamışsınızdır. Silivri tarihi deyince ilk gelen isimlerden biri de hiç kuşkusuz Cemal Kozanoğlu hocamız. O her yönüyle Silivri adlı bir eser ortaya çıkarmıştı. Bundan uzun yıllar evvel. Bunu da bu test çalışmasını da aynı fontlarla bir ton renk farkıyla her yönüyle Silivri Kalesi ve Nekropoli olarak hayata geçirdik. Nekropol de aslında yani bizim aşağı doğru değil de yukarı doğru ilerliyor. Öyle değil mi Silivri evet. Nekropoli? Evet. Yani Kale Park'tan daha ileri doğru. O doğu kısmına doğru. Doğu kısmına doğru. Aynı zamanda başka karelerle karşılaştırmaları da var. Evet. Kitapta. Ondan birazcık bahsedebilir miyim? Teze başlarken biz böyle Google Earth'tan ilk baktık Silivri Kalesi'nin bulunduğu konuma ve dedik ki aynı zamanda da duvarları da yerinde de araştırma yaptıktan sonra bu kadar güçlü duvarları olan, bu kadar özenle yapılmış ama nispeten de küçük sayılabilecek bir kale görünümü var. 120 bin metrekare bir alanı kapsayan plan. Dedi ki bu kadarla sınırlı olmamalı burası. Yani biz Silivri'nin antik ismiyle Selimbriya'nın adından da anlaşılacağı üzere Trak kökenli bir yer, kent demek Trak dilinde ve kökeninin M.Ö. 1200'lerde Trakların buraya yerleştiği düşünülüyor. Sonrasında da M.Ö. 7. yüzyılda da büyük kolonizasyon döneminde de Yunanlıların burada bir koloni kenti kurdukları düşünülüyor. O dönemde de kalenin bulunduğu yeri seçmiş olduklarını düşündük yine. Yine aynı noktada, bugün Kale Parkı'nda bulunduğu o büyük alanda aşağısını kapsayacak kısımda yine aynı noktada fakat daha geniş bir yayılım alanını kapsayacak şekilde konumlandırıldığını, bir alt surunun daha olabileceğini düşündük biz. Yani o mümkün değil onu bulabilmek yapılaşmadan dolayı. Ama bir alt surunun daha olabileceğini düşündük ve bir bölümünde de benzer nitelik taşıyan bazı yerleşimleri ele aldık. Onlar da aynı şekilde Silivri Kalesi gibi bir liman kenti. Aynı boyutlarda sayılabilecek yerler ve bir alt suru daha var. Bu şekilde öyle de bir karşılaştırma yapmış olduk. Nekropol lütfen biliyorsunuz Aşıklar Tepesi tarafına doğru oralarda Yılmaz Erdem'in şeyi varmış. Kendi arazileri varmış. Orada da kazılar yapılmış galiba. Yine bu kitapta o kazı fotoğraflarıyla da karşılaşıyor olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum bu eseri bizlere ulaştırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Merve Hanım'a sorusu olan misafirimiz var mıdır konuyla alakalı? İmza gününe de geçebiliriz. Herhalde yok. Şey tabii buyurun. Şimdi bu şeyde gravürdeki arka tarafta yani Boşnak Bahçe'den sonrasında sanki herhalde karşı tarafı mı resmetmeye çalışmış ne olur? Orada şöyle girersen. Evet. Bazı yerkenliler var. Evet. Ve sanki arkada daha başka şeyler de var. Şimdi bu görselin olduğu yerde onun mu burası? Bu tarafta evler falan var. Sanki böyle bir şey var. Ama sanki çünkü o tarafta o bulunduğu yer Mudanya ve Mudanya olduğu taraf. Orada bazı görseller var. Yani sanki dağlar tepeler var. Evet. O siz de fark etmişsiniz belki. Evet. Detaylandırılmış bir gravür. Evet. Şu kısımda yani bu şeyde değil. Ben buradayım. Silivri'de. Evet. İşte Kekale Mahalli. Yani bu şu andaki şey olduğu yerde İyi incelersen orada sanki bir yerleşim yeri, bir adam görünümü var. Ama şöyle de değerlendirmek gerekmez belki abi. Yani bir fotoğraf olarak değil de. Yani şu adam da belki burada yoktu ama bu gravürü yaparken adam onu oraya eklemiş olabilir. Oradaki şeyleri de öyle değerlendirmek daha varsayımdan ziyade daha doğru bir yaklaşım olur. O doğru. Ama yani benim söylemek anladım, doğru. Evet. Bu köprü, tarihi hala olan köprü, Boğulca Deresi görmüş olduğumuz gravürdeki alanda.
Onu söyleyebilirim. Tarihi köprü. Bolduca. Evet, belli bir tarihe kadar. Çünkü o zamanlar, yani milattan önce şimdi, 200'ler kadar şey, Armanlık mevkiinden yarıların altına başka bir akarsu. Evet. Çeşitli kanalların olduğu noktasında da işte bu şarap şeyiyle ilgili, Çamtada. Yani o köprü, o köprü değil. Benim evet. Moğolca Deresi üzerindeki köprü değil, olarak tanımlamış. Değil. O daha bu tarafta. O daha küçük. Grevre gerçek olarak yaklaşıyorsunuz. Gerçek evet, onu... Moğolca köprüsüdür. Karşıda ve yanda olan şeyler de... Evet, perspektif. Tabii ki. Tabii fotoğraf olmadı ama işte yani o dönemde fotoğraf değil. Gravürü. Ben tarih olarak baktım da. Evet. 1836 yazında yapıldığı için o şekilde betimlendi. Ömer Faruk hocamız da bugün çok güzel sihirli resimleri yapıyor. Gelecek kuşaklara bırakılmak üzere. Ve 200 sonra onun da resimlerine baktığımızda diyecekler ki burası böyle miydi, şöyle miydi gibi. Ama sonuçta Silivri köklü bir tarihe, Traklara kadar dayanan, sonrasında birçok medeniyeti, işte Musevileri, Hristiyanları, Müslümanları bağrında yaşatan ve bugünlere taşıyan kadim bir şehir. Buyurun. Ben bir soru sorayım. Evet. Oo, çok güzel. Elinize sağlık. Evet. Ben hem Mehmet Çiçek Hanımefendi hem biz bu akşam bunu yaptık. Buyurun. Bir soru daha var. Şehir efsane şimdi bir şey duyuyorum. Tamam, ne kadar doğru merak ediyorum. Kalebaptan aşağıdan tünellerle seni Paşa'ya kadar giden bir yol var falan. Tamam, ne kadar doğru bir şey var. Ama üzerinde araştırma yapılması gereken başka bir konu. Evet. Bayağı çöktü ortamda. Evet, tabii. Belki denizaltı arkeolojisi araştırıyor. Yani akademik olarak resmi noktada böyle bir araştırma, yapılmış bir araştırma yok. Bunlar tabii ki hep duyduğumuz, büyüklerimizden dinlediğimiz şeyler. Evet, tabii görüm içinde gezdiğini söyleyen büyüklerimiz de oldu. Üzerine bir akademik araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan bir konu. Yani kesin bir şey söylemekten imtina etmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Aydın abi buyur. Merve Hanım'a teşekkür ediyorum. Kitabını inceledi, sağ olsun imzadan önce verdi. Çok kıymetli bir çalışma. Kendisini Fahri olarak ömür boyu Silivri'nin tarihi eser ve arkeolojisiyle ilgilenmesini temenni ediyorum. Evet. Sizin bir nece Silivri yapmışızdır herhalde Merve. Evet, ondan sonra Silivri halkı kendisine çok yardımcı olacaktır. Hatta bu mümkün olsa da arkeolojik geziler yapsak şunlar etrafında herkes fikrini söylese. Şeyi çok önemsiyorum. Silivri'de bölge müzesinin kurulması. Bu kesinlikle olmalı. Tabii belediye başkanımız yeni bir bina yapabilir ama benim önerim eskiden beri halen Selin Paşa'daki eski belediye binası. Müze yapılmaya, hatta ben müze yetkililerini falan görüşmüştüm. Onlar da olur bu bina demişlerdi. Çünkü taş bina, kurumalı, efendim yangına mukabil. Onun gibi bir şey. Ama modern bir müze ne zaman yapılır, nasıl dedi bilmem. Fakat hazır binamız var. Sadece mevzuatını ayarlamak lazım. Onun mevzuatında şöyle de bir sıkıntı var. Evet. Nişantaşı Üniversitesi hali hazırdı. Orada onun yaptığı çalışmalara esas yeni bir bina tahsis edilir. O da mağdur olmaz. Yani bu, mutlaka. Tabii, yani tarihi binalarımız değerlendiriliyor. Dün daha Yeşilçam Müzesi'ni Nişantaşı Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar yani yeni modern binalarda da yapılabilir. Ama o eski tarihi bina müze için yakışır. Çok doğru bir yaklaşım tabii. Evet. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ali abi soracakmış Bayram abi mikrofonu. Mikrofon gelsin Ali abi, duyalım. Yok maalesef. Sadece kale sınırlı kaldı. Kale ve nekropol alanı ile ilgili sınırlı kaldı. Kalenin içinde Aziz Nektar Yosun konusunda araştırma olmuştu.
Kale içini de dahil etmedik. Ama benim bir arkadaşım kale içindeki bir yapıyla ilgili çalışmıştı. Evet. Denk geldi doğru bir binanın üzerinde yanlış hatırlıyorum. San Spiridon Kilisesi'nin evet. Yapısıydı. Ama benim bir çalışmam yok bu konuyla ilgili. Teşekkür ederim. Evet. Sen bir şey söyleyecek misin kardeşim? İlk defa ben Silivri'ye 2008'de geldim. Evet. 2015'te ben yurt dışına gittim. O zamandan beri yılda bir kere 2-3 hafta geliyorum. O zamandan beri değişmeyen, 2008'den beri değişmeyen tek bir şey varsa sanat ve sosyallik için burada neredeyse hiçbir şey yok. Buradaki şunu merak ediyorum, hani uğraşan kimse mi yok, uğraşanlar karşılık mı alıyor? Çünkü gelecek nesil diyorsunuz da şu an hani kimse yanlış anlamasın, salona bakınca en geç mesela benim, ben zaten yurt dışında yaşıyorum. Ben bugün denk geldim, bu sabah geldiğim için şu an Ali abiyle beraber buradayım. Hani gelecek nesile bırakmak istediğiniz şey tam olarak ne? Ya da bunun için nasıl bir çalışma yapılıyor? Niye karşılık alınamıyor? Çünkü bu cidden çok kötü bir şey. Ben dışarıdan takip ettiğim kadarıyla herkesin istediği şey, yani çoğunluğun istediği şey, tiyatro olsun, sinema olsun, bir şeyler isteniyor burada. Hayatın gerçekleri de var. Hani insan açken ne kadar eğlence düşünebilir de denilebiliyor ama kafa dağılmadığı sürece de insanlar başka bir şeye yönelebiliyor. Hani hanımefendi buralı mı bilmiyorum, konuyla çok alakası. Onun için de özür diliyorum. Ben sadece yılda bir kere denk geldim. Evet, çok net anladım, çok doğru söylüyorsun. Bir daha da denk gelemem böyle bir şeye. Ancak dışarıda takip ettiğim kadarıyla. Program ayrıca uzun uzun bunun üzerine mutlaka konuşabiliriz ama şöyle kısaca bir değerlendirme yapmam gerekirse. İşte biz Silivri Kent Konseyi olarak belgesel çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız belgesel çalışmalarında mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde her mahallede birkaç futbol takımının, birkaç, yani bundan 20 yıl evvel birkaç futbol takımının, birkaç folklor ekibinin olduğunu bize anlatıyor büyüklerimiz. Buradan şöyle bir soru çıkarabiliriz. Bu ekipler o yıllarda bu kadar bol vardı. Çünkü insanlar sosyalleşmek için bir araya gelmek durumundaydı. Bu futbol, işte tiyatro, folklor, bu bağdaştırıcı bir noktaydı. Bugün yaşadığımız sıkıntı işte yeni kuşak kardeşlerimizin, gençlerimizin artık bu tarz organizasyonları zaten kendi hayatlarının yoğunluğundan, işte teknolojinin gelişmesinden bir sebeplerini çok uzun uzun konuşabiliriz. Ama artık o sosyalleşme ihtiyacını bir araya gelmeden farklı alternatif yöntemlerle gerçekleştirdikleri için herhalde bu gibi konulara ilgi azalıyor gibi gözükebilir. Ama bizlerin üzerinde düşen de bunu arttırmak için elimizden gelen çabayı ortaya koymak. El birbirine mutlaka bunu da başaracağımız emin ediyorum. Başka sorusu olan lütfen abi. Ha, el kaldırdın da ben de arkaya selam veriyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadığınız için. İlk önce bir plaket takdimimiz olacak Meryem Hanım'a, kentimize. İşte plaket takdim etmek için de Eren Bey'i davet edeceğim zaten. Ben isim olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle size, Silivri Belediyesi'ne, başkanımıza, Silivri Kent Konseyi'ne, gelenlere, dinleyenlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Plaketimizi takdim etmek üzere. Ayrıca bir bölümünü de alalım. Birkaç şey söylemek isteyebilir. Teşekkür ederim. Tabii. Çok teşekkür ederim. Merhaba hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Bu kıymetli eser için ve çalışmanız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Silivrimizin kültür, sanat ve tarih hayatına esasında çok kıymetli bir eser daha kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Az önce arkadaşımız tabii bu işin alıcısının daha çok niye olmadığına dair bir yorumda bulundu zannediyorum. Öyle anladım. Tabii biz saygıdeğer belediye başkanımız Volkan Yılmaz'ın göreve geldiği günden itibaren esasında Silivri'nin hem kültür yaşantısında hem sanat yaşantısında çok ciddi gelişmeler yaşandı. Az önce Kamil Bey söyledi, Sayın Lütfen Türk de zannediyorum ifade etti. Tarihi Omater konağı binası, fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evine daha dün dönüştü ve ciddi anlamda bir ilgiyle açılışı gerçekleştirildi. Tabii biz burada Mübadele Müzevi'nden bahsedebiliriz. 32 köprünün tekrar gün yüzüne çıkması, ihya edilmesi, Kısa Köprünün ihya edilmesi,
Kale Park'ın ihya edilmesi, Silivri'nin buram buram tarih kokan sokaklarında tekrar o eski coşkulu günlere dönmesine dair yaptığınız çalışmaları Selim Paşa'dan Gümüşyaka'ya kadar olan süreçte gerçekleştirilen belgesellerden her yönüyle Silivri kitabımızın tıpkı basımından Hulusi Üstü'nün geçmişten günümüze kitabından Sayın Lütfer Türk'ün işte mahallece aşk yaşıyorduk diyerek bu sokakların, bu şehrin anılarını, hatıralarını derlediği kitaplardan sabahlara kadar bahsedebiliriz. En nihayetinde yılda yaklaşık 100 tiyatro oyununu kültür müdürü olarak bu salonlarda sergileyen biri olarak tabii tiyatrolarımız dolu dolu geçiyor. Burada önemli olan tabii biraz daha söyleşilere ilginin neden havada kaldığına dair bir yorumda bulunabilmek elbette mümkündür. Onu da müsait vakitte sizlere anlatabiliriz. Yılda bir defa değil de sık sık gelirsiniz veya sık sık takip ederseniz zannediyorum algınız ve düşünceniz değişecektir diye bir katkıda bulunabilirim sizlere. Dolayısıyla bu salonu varlıklarıyla şereflendiren hepinize çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel hafta sonunun tam günün ortasında vakit ayırdığınız için. Müsait olanlar, arzu edenler varsa Yeşilçam sergi evine dün yoğunluktan giremediyseniz bugün sizleri misafir etmek isteriz diyelim. Merve Hanım'a da tekrardan teşekkür edelim. Kamil Bey'le böyle güzel bir işbirliğiyle bir eser daha kazandırdıkları için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, size teşekkür ederim Merve Hanım. Bize almış isteyen misafirlerimiz. Tabii tabii. Bırak ben de kendime de yapacağım. Şöyle nasıl yapalım? Öyle mi gidelim? Şuradan şöyle gelerek buradan gidebiliriz.